doyuruculuğu ve lezzetiyle Ramazan akşamlarının mutluluğunu katlayacak bir tarifle karşınızdayız. Bugün sizler için nefis bir peynirli maydanozlu makarna ve kayısı şerbeti hazırlıyoruz. Tarifimize 500 gram kayısımızın yarısını tenceremize dizerek başlıyoruz. Kayısılarımızın üzerine yarım su bardağı toz şekerimizi gezdiriyoruz. Kalan kayısılarımızı ikinci kat olarak diziyoruz. Yine üzerine kalan yarım su bardağı toz şekerimizi gezdiriyoruz. 6 su bardağı suyumuzu tenceremize ekliyoruz ve altını açıyoruz. Kayısı şerbetimizi kaynamaya bırakıyoruz. 2 adet domatesimizin kabuklarını soyuyoruz. Domateslerimizi küp küp doğruyoruz. Tavamızın altını kısık ateşte yakıyoruz. Yarım çay bardağı sıvı yağımızı tavamıza alıyoruz. Bir tatlı kaşığı biber salçamızı tavamıza ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Doğradığımız domateslerimizi tavamıza ilave ediyoruz ve karıştırıyoruz. Yarım paket burgu makarnamızı kaynayan suyumuza alıyoruz. Makarnalarımıza 4 çay kaşığı tuzumuz ilave ediyoruz ve haşlamaya bırakıyoruz. Tavamıza 2 çay kaşığı tuzumuzu, 1 çay kaşığı karabiberimizi, 1 tatlı kaşığı pul biberimizi ve 1 tatlı kaşığı kuru nanemizi ekliyoruz. Tavamıza makarnamızın haşlama suyundan 2 veya 3 kepçe ekliyoruz. 2 kibrit kutusu kadar beyaz peynirimizi küp küp doğruyoruz. Tavamıza peynirlerimizi ilave ediyoruz. Bir kase mısırımızı da tavamıza ekliyoruz ve güzelce karıştırıyoruz. Bir tutam maydanozumuzu ince ince kıyıyoruz ve bir kaba alıyoruz. Makarnalarımız yaklaşık 8-9 dakika haşlandılar. Sosumuz suyunu çekene kadar pişti. Sos tavamıza makarnalarımızı ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Bir tutam maydanozumuzu da tavamıza ekliyoruz ve güzelce karıştırıyoruz. ...20 dakika boyunca kaynayan kayısı şerbetimiz hazır. Kayısı şerbetimizi süzgeç olan derin bir kaseye alıyoruz ve kayısılarımızı ezerek suyunu iyice çıkarıyoruz. Kayısı şerbetimiz hazır. Peynirli maydanozlu makarnamızı servis tabağımıza alıyoruz. Üzerine bir tutam maydanoz ekleyerek kayısı şerbetiyle servis ediyoruz. Şimdiden afiyet olsun. Denememizi istediğiniz tarifler varsa yorum olarak bizimle paylaşabilirsiniz. Yeni ve lezzetli tariflerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın.